Selamun aleyküm arkadaşlar. Cep telefonunuzdaki resimleri ve resimler, programları yedek almayı göstereceğim bilgisayara takılıp da. Öncelikle arkadaşlar telefonumuza bir USB kablo bulup takıyoruz bu ucunu telefona, bu ucunu bilgisayara. Taktıktan sonra arkadaşlar telefondan dosya aktarılmaya izin ver diyoruz. Ondan sonra bilgisayarımıza böyle şey gelecek, aktarma şey yapıyoruz, bilgisayarımıza giriyoruz. Burada J6 şu resimlerin olmuş olduğu yer arkadaşlar. Burada resimler neyi var, buradan bunu sürükleyip şöyle bilgisayara atıyoruz. Bilgisayara attığımız zaman böyle kopyalama oluyor. Yani dosya kopyalaması birkaç dakika sürebilir bilgisayarın hızına göre, telefonun şeyine göre. Kablonu kopukluk ne yiyorsa bu şekil kopyalama yapabilirsiniz. Ve hemen attı, görüyorsunuz. Ondan sonra geçiyoruz arkadaşlar. Android. Android'in içinde yüklü olan programlar. Kablomuz bozuk olduğu için şu anda sıkıntı verdi. Yerine şey yapalım. Bir dakika. Ha, kopyalama yapıyormuş. Kopyalama yaptığı için. Neyse, bende bu var yedekler. İptal diyelim. İptal ettik onu. Geri kalan işimize bakalım. Buradan Android'e girip buradan WhatsApp olsun, şey olsun, ıvır zıvır yedekler olsun, ondan kopyalıyor. Bu da telefona şeyi. Buradan aynı şeyler burada da var. Bu da resimler demektir. Kamera. Bunlar resimler. Bura Facebook'tan indirdiğiniz resimler. Bu da şey yaptığınız, resim çektiğiniz resimler. Yani görüntü çekiyorsunuz ya telefonuna, ekranına. Odur. Şurada da WhatsApp'a giriyorsunuz. Resimler, WhatsApp'tan gelen resimler. Buradan bu değil. Medya'ya giriyoruz. Medyadan video yolladıysanız videonun içine, IMG yolladıysanız IMG'nin içine. Burada görüyorsunuz. Buradan şey yapabilirsiniz. Şurada dosya. Bunları açmanıza gerek yok. Bu burada da indirip yolladıysanız onlar, görüyorsunuz hepsi vardır. Şuradan geri diyelim. Geri. Şuradan video gönderdilerse video vardır WhatsApp'tan. Görüyorsunuz videolar. Ondan sonra eğer player gönderdiyseniz player de burada. Ses gönderdiyseniz ses burada. Bunun içinde yani buralarda görüyorsunuz MP3 ya da herhangi MP4. Sonra Photoshop gönderdiyseniz burada. Geri diyelim. Şimdi mesela atıyorum, şurada izle gel var. Bu sizin telefonunuzda yüklü olan uygulamadır arkadaşlar. Şu. Bu uygulamayı buradan kopyalayıp başka bir telefona atarsanız aynı şekilde çalışır. Movie boş klasör. Buradan şey yapıyorsunuz. Yapmanız gereken bak şurada doğrulantınız. Telefonunuza indirdiğiniz doğrulantılar. Buradan yedek almak istediğiniz şeyleri tutup, örnek atıyorum şu resmi. Tutup bilgisayara bırakıyorsunuz. Budur yani. Yani bilmeyen arkadaşlar şey yapıyor. Mesela ben bunu indirmişim. Açalım neymiş. Telefonunda. Açılıyor. Şu anda PNG yüklü olmadığı için böyle şeyler iş yapabilir. Ya indirmemiz lazım. Gerek var mı? Gerek yok. Kapat gitsin. Kapatalım. Neyse. Ondan sonra şurada yani böyle şeyler işte. Uygulama indir. Cart cart. Falan filan. Sonra buradan geri diyoruz. Buradan
WhatsApp'taki yedikleri bu şekilde buraya atarak kopyalayabilirsiniz. Bende olduğu için gerek yok. Şu da Facebook'taki yedekleriniz, alarmınız, Android'in içindeki uygulamalar. Bu da varsa ses kayıt programımız, bunlar da ses kayıt programlarımız. Ondan sonra bu da video çektiyseniz telefonunuzdan, ekranınızdan video, onun kayıtları. Bu arada bilgisayarım Windows 10 arkadaşlar. Bayağı da bilgisayara geçmiyordu. Artık bundan sonra bilgisayar başındayım. Size bu tarz videolar yapacağım. Şuraya da ses, müzik atarsanız, yani Bluetooth'ten niye buraya geliyor? Samsung, Reis, bunlar uygulamalar ne var işte burada? Telefonda yüklü olan uygulamalar. Neyse arkadaşlar, buradan geri diyorsunuz, geri. Bakın G6 diyoruz, girdik. Burada kart, yani hafıza kartı. 32 GB hafıza kartım var. 32 GB telefonun hafızası var. Şu Poco N telefon hafızası. Şurada kart. Yani bunu şöyle özellikler diyerek buradan biçimlendirebiliyoruz mu? Yok, biçimlendiremiyoruz ama silebiliyoruz. Buradan da yaptığımız zaman aynı şekilde bundan da geçerli. Şimdi şöyle bir şey var. Telefonun hafızası toplam 32 GB arkadaşlar. Boş alan diyor 14 GB. Dolu alan diyor 9 MB diyor. Yani 20-25 GB alan adı var. Yani toplam 32 GB'da olan şeyinin 4-5 GB'ını firmalar çalıyor yani. Yani tam 32 GB değil. Haberiniz olsun. Bak mesela bu da 29 GB. Bundan da 3 GB çalmışlar. Neyse arkadaşlar, yapmak istediğiniz şey, yedek almadığınız istediğiniz şey çok basit. Bir tane USB kablo alıyorsunuz. Şarj aletlerinde oluyor bazen. Onu bilgisayarınızın USB yerine takıyorsunuz. Ondan sonra tabii ki yedeğinizi alıyorsunuz. Mesela ben D'ye attım bütün yedeklerimi. Atıyorum film. Burada filmleri attım. Atıyorum buraya program faiz oyunlar mesela. Ya oyun yok ama yükleyeceğiz. Bunu sil gitsin. Memnun kalmadım bundan. Silin bunu. Şimdi böyle arkadaşlar. Niye silmiyor? Neyse onu sileriz. O sıkıntı değil. Onda bir nelik var. Burada resimler var. Tabii ki. Ondan sonra yeni klasör. Görüyorsunuz ben yedeklerimi buraya attım. Şu anda yedekler bilgisayarımda. Burada da save var. Yani arkadaşlar böyle yani. Yedeğinizi alırsanız sevinirim. Sonra buradan Google açıyoruz. Google. Google'ye şunu yazıyoruz arkadaşlar. Buradan Google'u tam açayım. Bilmeyenler için. www.muhammedizlecel.com enter diyoruz. Bu siteye ziyaret ediyoruz. Ziyaret ediyoruz. Bu sitede yorumlarınızı bekliyorum. Yani yorum yapmanızı istiyorum yani. Ne yapıyorum? Şurada TRT canlı diyor. Burada uygulama var. Cep telefonu uygulaması. Buradan şu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Buradan Türkiye haritasını görebiliyorsunuz. Oyun oynama şeyi. Buradan Google'e girebiliyorsunuz. Buradan uygulamayı indirebilirsiniz telefonunuza. Normal canlı yayın kanallarını izleyebilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Mesela burada oyun sitesine gidebilirsiniz. Buradan basıp oyun sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum buradan buna basarsınız. Ana sayfa dersiniz. Buradan böyle şey. Ondan sonra destek verirsiniz. Telif hakkı bölümü. Sonra yorum yap şeyi var mesela. Şuraya
yorum yaparsınız. Şuraya isminizi yazarsınız. Şuraya e-posta adresinizi yazarsınız. Şuraya da web sitenizi yazarsınız. Gönder dersiniz. Ve ben de bakar şey yaparım. Bir dahaki şeyde size şeyi öğreteceğim arkadaşlar. Adresi siz getirin. Web sitesi nasıl vurulur onu öğreteceğim. Şimdi hoşça kalın, hoşça kalın. Unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi hoşça kalın.